Lütfen. Ladies first. Yani hanımlar ilk önce. Yapımcımız Ata Bey beni kamera istiyordu. Kamera lütfen. Gözlere fokus. Ne güzel gözler bunlar. Teşekkür ederim. Işıktan göremiyorsun belki. Biraz aç, biraz gayret. İzleyicilere bir ziyafet yapalım, göz ziyafeti. Çalışacağım bunun için, tamam. Yapımcımız Ata Bey beni istiyordu bu projeye. Senaryo geldi, konuştuk, anlaştık. Oldu. Çok beğendim senaryoyu. Yönetmenimiz, oyuncular da çok başarılıydı. Niye seni seçmişler? Uygun bulmuşlar. Bilmiyorum. Gözlerden. Sormadım. Sen, yani sende hiç övülme katsayısı yok. Sana nasıl oldu? Aynı şekilde işledi aslında süreç. Yapımcımız yine Atatürkoğlu, ben de çalışmak istediğini söylemiş ajansıma, menajerlik ajansıma. Senaryoyu yollamış. Sanırım karaktere uygun olduğumu düşündüğü için özellikle altına kalkabileceğimi düşündüğü için özellikle beni istemiş. Gittik, görüştük, şartlarda da anlaştık. Senaryoyu çok sevdim. Zaten kitabı da lise yıllarında müfredatta okumuştum. Çok sevmiştim. Aklımda evet. Kalan kitaplardan. Yani kısacası evet. Senin orijinalin? İstanbul. O da ne be? Annem kökler. Giresun, babam İstanbul. Anne Beyaz Rus, baba Çerkes. Kök. Anne baba gözler Beyaz Rus. Rus. Anne Beyaz Rus, kök baba Belarus. Çerkes. Evet, Belarus. Ha, şimdi anlaşıldı. Lütfen. Böyle bir karışmışım biraz. En çok hangi taraftan hissediyorsun kendini? Bilmiyorum yani kendimi tabii memleketsiz da gibi hissediyorum herhalde. Efendim? Yani hani böyle şey gibi hissetmiyorum. Hangi Çerkez ya da değil. Öyle değil. Hani iki taraftan da çok fazla hissetmiyorum galiba. Ne hissettiğimi de bilmiyorum aslında. Belki de. Dünya, böyle, ben dünya böyleyim insanı yani. Olmak evet, en iyisi. Evet ben böyle bir insanım işte. Dünya insanı. Hepimiz... dünya insanları birer kardeşiz diyelim. Aynen öyle yani. Ya sen de böyle bir şey görüyorum. Fit bir hal. Çok spor yapıyorsun galiba. Teşekkür ederim. Dikkat etmeye çalışıyorum kendime evet. Ne yapıyorsun? Uzun bir dönem boks yaptım. Onun altyapısı aslında evet. Amatör olarak. Profesyonel ringe çıkmadım ama...